Değerli müzikseverler, Müzikli Marif takvimine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün programımız sadece ayın ismi değişiyor alt başlıkta. Mart ayının dünya takviminden musikiye yansıyanlar. Programın nasıl seyrettiği konusunda ayrıca bilgi vermiyorum. Herkes biliyor artık programın nasıl bir program olduğunu. Ama en özet şekilde ne sadece bir müzik programı, ne sadece bir tarih, kültür programı, ikisinin karmasından oluşan yeni bir konsept. Bugün her zaman olduğu gibi ara sıra çeşitli görevler dolayısıyla aramızda bulunamayanlar olabiliyor biliyorsunuz, geçen aylarda olduğu gibi. Ama kadromuz tamamıyla yerli yerinde bugün. Orkestramız Sayın Ahmet Mete Üstadımız. Ve TRT kurumunun Çiçeği Burnu'nda solistleri İbrahim Suat Erbay ve Yaprak Sayar. Ben programımıza hoş geldiniz derken onlar adına da söylemiş oluyorum. Mikrofon sadece ben olduğu için sözcüklerini de üstlenmiş oluyorum aynı şekilde. Hemen programımıza başlıyoruz. Mart ayında dünyada ve bizde cereyan eden çeşitli olaylar, kişiler programımızın omurgasını teşkil edecek ve ona bağlı olarak müziklerimiz de gelecek konularla bağlantılı şekilde. Daha önceki Müzikli Marif takvimlerinde de konu ettiğimiz Yeşilay'ın kuruluşu 1920 yılının 5 Mart'ında kurulmuş bir sivil toplum örgütümüz. Halen devam ediyor. Eminönü Sirkeci hattında Sepetçiler Kastı var biliyorsunuz. Sepetçiler Kastı şimdi genel merkezi Yeşilay'ın. İlk kurulduğu zaman zararlı alışkanlıklara karşı, özellikle alkol merkezli olmak üzere, onların toplumsal üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Sigara bu kapsamın içinde, diğer bağımlılık türleri. Son yıllarda da gelişen teknolojiyle birlikte internet bağımlılığına karşı da savaş açmış durumda. Gençlerin hayatlarını etkileyecek derecede internet, dijital dünyayla sağlıksız bağlantılarını kontrol altına almak üzere çabalar sarf ediyor. Onun efsanevi bir başkanı var. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay. Uzun yıllar genel başkanlığını da yapmış. Yeniden yapılanması sürecinde de, yeniden kuruluş sürecinde de kurucu genel başkan olarak görev yapmış biri. 4 Mart 1956 tarihinde, yani Demokrat Parti'nin iktidar dönemi tam, İstanbul Valiliği ile Belediye Başkanlığı bir yapıyor. Yani aynı kişi part-time birisinin başında, part-time ötekinin başında. Sabah belediye başkanı, öğleden sonra vali oluyor. Tam 4 Mart 1956 tarihinde İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı ayrılıyor. Başkanlığa o geçiş sürecinde Fahrettin Kerim bir yıllığına belediye başkanı olarak seçiliyor yapı ayrılınca. Fahrettin Kerim'i burada görüyorsunuz. Mensup olduğu cemiyetin önlük tabir edilen sembolik giysisiyle. Ve onun yakın alakası olan bir kişi. 7 Mart 1879'da doğan Neyzen Tevfik, Türk kültür hayatının en renkli simalarından biri. Küçük bir anekdot var, bilenler vardır, tekrar olacaktır ama yakın dostlar Fahrettin Kerim'le Neyzen Tevfik bir konferans verecek Yeşilay Başkanı sıfatıyla, içkinin zararları hakkında konuşacak. Giderken tesadüf buyuruyor, Neyzen Tevfik'e rastlıyor, onu da götürüyor. Onu da orada konuşmasına malzeme olarak, ibret olarak gösterecek. O kadar değerli bir adam, işte bu illet yüzünden ne hallerde, yollarda berduş gibi geziyor filan diye örnek gösterecek onu. En ön sıraya oturtuyor. İşte konuşmanın bir yerinde diyor ki, ya bir affedersiniz, eşeğe bile diyor, bir kova su koyacağız, bir kova içki koyacağız. Hangisini içer? Neyzen söyle diyor. Suyu içer diyor. Bak ya, suyu içer diyorsun diyor. Niye suyu içer diyor? Eşekliğinden diyor. Böyle esprili de tabii bir adam. Müthiş bir heyecan. Şair Eştefi talebesi. Bir Mart ayına denk gelmesi aralarındaki bu irtibatı hatırlattı bana. Ve yine alkolün mahvettiği bir deha Kemani Tatyos Efendi. Çok genç yaşında, 50 yaşında var yok. İşte o dönemdeki birçok bestekar, İstanbul işgal altında, devlet çökmüş, işten çıkarılıyor herkes. Hakikaten İstanbul'un merkezinde bile büyük bir açlık kol geziyor. İşte o zamanlarda vefat etmiş. Bu hemen Çiçek Pazarı'nın arkasında bir kilise vardı, Ermeni Kilisesi, Üç Horon. Cenazesi oradan kaldırılmış. O kilisenin defterindeki vefat kaydında aynen öldüğü tarih 16 Mart 1913 Tatyos Çalgıcı notu var. Bütün ünlülerin cenazesine katılmayı alışkanlık haline getirmiş. İbn-i Demir Mahmut Kemal İndal o cenazeye de katılmış. 5-6 kişi vardı cenazesinde bile. O kadar ünlü bir müzisyen olmasına rağmen herkes artık o kadar moralsiz ve şey ki, irtibatsız birbirinden. Ve Kadıköy'deki Uzunçayır Ermeni Kabristanı'na karşıya geçilip defnediliyor. Şimdi Yeşilay Kurulu dedik, onun genel başkanı Fahrettin Kerim dedik. Onu niye aldık? Valilik ve belediye başkanlığı ayrılıyor 1956'da ve ilk bir yılında belediye başkanı seçiliyor. Sonra yakın dostu Neyzen Tevfik'in doğum tarihine tesadüf etti, andık. Tatyos yine içki bağlantısından dolayı içkinin aldığı bir değer olduğu için hepsini yad etmek üzere Müzikli Marif Takvimi'nin bu programının ilk şarkısını Kemani Tatyos Efendi'den Hüseyin'i makamında bir şarkı belirledik. İbrahim Suat Erbay seslendirecek. Hayatla sanki hayat karşısındaki duruşunu anlatan bir şarkı. Sanki bir insanın son anında, bir bestekârın son anında besleyebileceği türden bir şarkı. Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden sözleriyle başlıyor. Azad edelim mürgi dili ten kafesinden. Mürk, kuş demek, Farsça bir kelime. Azad edelim mürgi dili ten kafesinden. Can kuşunu ten kafesinden özgürlüğüne bırakalım diye devam ediyor şiir. Ey hasta gönül umma medet son nefesinden. Azad edelim mürgi dili ten kafesinden. Yani son nefesinden medet umma diye kendine sesleniyor. Çok güzel, anlamlı, makamsal cezi itibariyle de ifadesi güçlü bir şarkı. Ahmet Mete'nin icrasıyla birlikte İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Kafesinden. Ey ha! hasta gönlüm, umma medet son nefesinde. Arza edeyim mürgidini ten kafesinde. Azad edeyim mürgidini ten kafesinde. İki resim atladım, o buraya yanlışlıkla gitmiş. Daha ilerideki bir konuk onlara vereceğim tekrar. Efendim, 6 Mart 1927'de, bu binayı biliyorsunuzdur, İstanbul Radyosu. Tabii o bina 1927'de yoktu ama sembolik olarak İstanbul Radyosu şimdi orası olduğu için o resmi koyduk. 1927 yılının 6 Mart'ta İstanbul Radyosu yayınlarına başlamış. 7 yıl sonra 4 Mart 1934'te Ankara Radyosu yayınlarına başlamış. Türkiye radyoculuğunun çok önemli 3 ismini yan yana görüyorsunuz. Solda Udu'yla Cevdet Kozanoğlu, Ankara Radyosu'nun Türk Sanat Müziği, radyo müdürü ve Türk Sanat Müziği'ni yöneten, o kısmı yöneten kişi. Ortadaki Ruşen Ferit Kam, kemençeci. Sağdaki de Mesut Cemil, Tamburi Cemil'in oğlu. Hem Ankara hem İstanbul Radyosu'nda bu üçlü Türk radyoculuğunun kurucu babaları diye anılırlar. 26 Mart 1902 tarihi, ortadaki kemençesiyle gördüğünüz Ruşen Kam'ın doğum tarihi aynı zamanda. Bazı ikililer vardı müzik dünyasında, işte Niyazi Sayın, Necdet Yaşar gibi. Böyle ayrılmaz bir ikilidir. Ruşen Ferit Kam'la Mesut Cemil. Mesut Cemil 61 yaşında, 1963 yılında öldüğü zaman Ruşen Bey 80'lerde öldü, ondan daha fazla yaşadı. Ömrümün yarısı gitti diye kahrolmuş bir yakın dostları var. Kardeşler, ileri bir arkadaşlık. Yine radyoculukla ilgili. 30 Mart 1931'de sağda gördüğünüz Ali Rıza Avni Tınaz dünyaya gelmiş. Ölümü de Mart ayı 1995 yılında, 29 Mart'ta vefat etmişti Ali Rıza Avni Tınaz. Ali Rıza Avni diye kısaca bir isimle bilinirdi. Ses ve Saz Dünyamızdan diye bir programı vardı İzmir Radyosu yapımı. Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Dünyadaki en uzun kesintisiz devam eden müzik programı olarak. Müzikolojiyle uğraşan biriydi. Büyük bir arşiv ve kütüphanesi ölümünden sonra Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nın kütüphanesine bağışlandı. Yine Türkiye radyoculuğunun orada eli çenesinde olan zat da son dönemin büyük bestekarı Avni Anılır. Zeki Duygulu kendine has şarkılarıyla Türk müziği dünyasının bir dönemine damga vurmuş. Bir aralar bir pop müzik sanatçısı vardı, Tayfun diye, Tayfun Duygulu, onun büyük babasıdır. Zeki Duygulu da 1974 yılının 12 Mart'ında vefat etti. Bu da Ankara Radyosu'nda hem violonsel çalan, gençliğinde bir fasıl eğitiminin içinde ut çalarken fotoğrafını görüyorsunuz. Yine İstanbul Radyosu'nda, Türkiye radyolarında büyük isim yapmış bir üçlü, üç kardeş, Erköse kardeşlerin ortancası Selahattin Erköse. O da 8 Mart 2013 tarihinde vefat etti. Yine radyolarımızın çok önemli bir violonsel sanatçısı Vecdi Seyhun. O da 1984 yılının 31 Mart'ında vefat etti. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar violonsel çalmış bir müzisyen. Kaptanzade Rıza Bey'in talebesi. Müziği sadece zevk için yapan, ailesinden kalma Kanlıca'da bir kendisine ait yalıda oturan enteresan. Siz tanıştınız mı kendisiyle? Vecdi Seyhun tanışmadınız. Çok nevi şahsına münasır bir adam. Şimdi onun bir eserini, Buselik makamında bir eserini Yaprak Sayar Lisesi'nden Ahmet Mete'nin eşlik ettiği isimlerini aldığımız bütün müzisyenlerimizi anlıyoruz. Severler. Şu ortada elinde şapkasını tutan çok büyük bir müzik adamı ama ismi biraz gölgede kalmıştır. Ahmed Avni Konuk. Bu fotoğrafta bir de şu zatı tanıyorum. Doktor Emin Kılıç Kale. Antep'e yetiştirdiği ünlü müzisyen. Çok ilginç bir hayatı var. Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. Sonra gitmiş Amerika'ya. Yale Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirmiş. Gelmiş Antep'te doktorluk yapmış ve bir müzik ekibi kurmuş. Kurduğu ekipte perdeli saz çalmak yasak. Yani kanun çalınamıyor, tambur çalınamıyor. Öyle şeyler yok. Ut, ney, rebap bu tür perdesiz çalgılar. öyle kendine has kuralları olan bir kişi. İstanbul'la bağlantısı çok güçlü. Özellikle Neyzen Emin dedeyle. Tophane'deki evinde Neyzen Emin dedenin. Ve Ahmed Avni Konuk'la çok yakın irtibatları var. Bu fotoğraf Cerrahpaşa'da Abdülkadir Tören'in evinin bahçesinde. Yani Türk müziğinin sivil öğretim tarihinin önemli kurumudur o bina. Gülşen'in Musiki Mektebi. Abdülkadir Tören'in kurduğu. O evin bahçesinde bir toplantıdan sonra çekilmiş bir resim. Yani bu resim mutlaka ki 1938'den önce. Çünkü Ahmet Avni Konuk 1938'de vefat etmiş. Türk müziğinde kâr-ı natık diye bir form vardır. En büyük bir daha dini form kâr formudur. Kâr-ı natık, natık konuşan demek. Konuşan kâr anlamına gelir. Manası şu, eseri oluşturan şiirin güftelerinde bir makamın adı geçer. Ya bir mısrada ya bir beyitte. O makamın adının yazılı olduğu sözler o makamla beslenir. Aynı eserin içerisinde böylece dünya kadar makam ve makam geçkisi yer alır. En meşhuru kâr-ı natık repertuarının Dede Efendi'nin Rast makamındaki kâr-ı natığı. Rast getirip pendile seyretti Hümayı diye başlar. O mısra Rast makamından beslenir. Düştü o dem hatıra bir beste rehavi dediği zaman rehavi makamından beslenir. Aynı eserin içinde ağırlarına. O eserde 24 makam ve 25 makam geçkisi vardır. Rastla başlar. Makamlar dolaşır en son rastla bağlar gene. Ahmet Avni Konuk'un bir rast kâr-ı natığı var. Kaç makamdan oluşuyor biliyor musunuz? 119 makamdan. Sabah başlıyorsun desene izahçine, öğleden sonra bile neredeyse abartarak söyleyelim. 119 makam geçtiniz. Peki kâr-ı natıklardan bahsetmişken bir şey daha söyleyeyim. Bir kâr-ı natık türü daha var ki bir mısrağında makam, bir mısrağında usul adı yazar. O bölüm hem o makamdan hem adı geçen usulden beslenir. Bir sonraki beyitte başka bir makamla başka bir usulün adı vardır. Usul de değişir. Bir de öyle kâr-ı natıklardır. Büyük üstada Ahmet Avni Konuk'a rahmet dileyerek ondan sonraki evet. Udi'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Mevlevi olduğu kesin. Soldaki Neyzen Türk müzikisinde ney deyince akla gelen ilk isimlerinden biri. Dev bir isim. Neyzen Aziz dede. Çok büyük bir müzisyen, çok büyük bir bestekar. O da 7 Mart 1905 tarihinde tevhid dünyaya gelmiş. Onu da rahmetle anlıyoruz. Türk saz müziğinin en büyük isimlerinden birkaç, 3 isim sayılırsa Neyzen Aziz dede mutlaka arasında vardır. Saz musikisi söz konusu olduğunda. Bu temsili resmi olan zat da Medeni Aziz Efendi. Şarkı bestekarlarımızın en büyüklerinden biri. 1842'nin 23 Mart'ında dünyaya gelmiş. Doğduğu yer o zaman bizim bir vilayetimiz olan Medine. Onun için adının başında Medeni lakabı var. Medine'li olduğu için Medeni deniliyor. Şehirlerine izafeten ön takılar getiriyor isimlerin başına zamanlar. Küçük yaşta İstanbul'a geliyor babasıyla, payitahta. Sultan Abdülaziz döneminde sarayda baş müezzin, sonra baş imamlığa kadar yükseliyor. Ve dönemin çok önemli bir bestekarı. Ünlü kadın bestekarımız Leyla Hanım, mesela Medeni Aziz Efendi talebesidir. Onun da çocukluğu Nedime olarak sarayda geçtiği için Hekim İsmail Paşa'nın kızı. Sarayda diğer padişah kızlarına eğitim aldırılırken ona da aynı muameleye tabi tutularak Medeni Aziz Efendi'den ders alıyor. İlk hocası olur. Şimdi her üç bestekarımız Ahmet Avni Konuk'u, Neyzen Aziz dedeyi ve Medeni Aziz Efendi'yi üçünü bir arada Medeni Aziz Efendi'nin çok meşhur bir Hicaz şarkısıyla. Tabii gençler çok meşhur deyince bu muydu meşhur diyebilirsiniz ama bizim yaştakiler için meşhur. Müzikte çok daha ilgili olanlar için. Hicaz makamında bir şarkı. Ey şerh-i sitemger, dili nalana dokunma. Yani bu müşterinin ne olduğunu aslında Biraz açıklayabilirsem genç arkadaşlar için, bilebildiğim kadarıyla. Ey çeri sitemgâr, dilin alana dokunma. Ey sitem çarkı, yani sevgilinin sözlerini kastediyor burada. Yani durup tükenmek bilmeyen, sürekli dönen bir çark gibi sitemler yönelten sevgiliye. Dilin alan demek, ağlayan gönül demek. Ağlayan kalbime dokunma diyor. Yani o kadar şey söylüyorsun ki beni incitiyorsun. Dur artık diyor. Hicr alemidir, ettiğim efkana dokunma. Ayrılık aleminde yaşıyorum diyor. Senden ayrılığın acısını yaşıyorum. Ettiğim efkana dokunma. Yani feryat ediyorum, o feryadına dokunma diyor. Onunla baş başa yaşayayım. Ey ti elem, yarın edin cismi mübari, cananıma nezreledin, cana dokunma. Bu da şunu diyor. Ey elem oku. Sevgilinin bakışları, gözleri üzüntü veren bir ok gibi onun için. Yarın edin cismimi bari, yani şu bedeni o ok, o bakışlarla, o sözlerle yaraladım bari. Cananıma adadığım, nezreledim, adadığım demek, adak yapmak. Sevgilime adadığım, canıma dokunma diyor. Yani onu da ben isteyerek adadım ona da dokunma diyor. Şimdi bu şarkıyı, Medeni Zıvan'ın şarkısını İbrahim Suat Erbay, Ahmet Mete ile birlikte seslendireceğim. Can Opera tarihinin en önemli oyunlarından biri. Verdi'nin La Traviata operası Venedik'te ilk kez 1853 yılının 6 Mart'ında sahnelenmiş değerli müzikseverler. Türkiye'de Türk operası çok oynanmış oyunlardan biridir. Ve bir başka çok büyük bir opera eseri Carmen. İlk kez Paris opera komik sahnesinde sahnelenmiş. Yıl 1875, 3 Mart tarihi, o da Mart ayında. Şimdi bizle opera sanatının bağlantısı olan bir şey. Bu resimdeki hanım, opera tarihimizin önemli sopranolarından Ayhan Alnarr. Atina'da sahnelenen Madame Butterfly'da başrol oynayan Ayhan Alnar ayakta alkışlanmış. Tarih 1949, 3 Mart. İlginç, Ayhan Alnar'ın kocası Hasan Ferit Alnar. Türk Beşleri dediğimiz gruptan, Türk musikisi kültüründen yetişmiş. O masanın üstünde kanun çalan kişi Hasan Ferit Alnar 11 Mart 1906'da dünyaya gelmiş. Bu Darülfünun Musiki Heyeti Berlin'de plak doldurmaya gittiklerinde çekilmiş bir resim. Cevdet Çağla, Neyzen İhsan, Hasan Ferit Alnar, Fahri Kopuz, Mustafa Zeki Çağlarman. Ötekileri şimdi tam yanlış söyleyelim, hatırlayamıyorum. Masanın üstünde olmalarının sebebi de ses dengesi açısından. Hanendiler, esazendiler bir mikrofonla çekiliyor ses. Bakın ortada bir mikrofon var. O dengeyi sağlamak için masaların üstüne oturtmuşlar sazendileri. Hasan Ferit Alnar da 1906 yılının Mart ayında dünyaya gelmiş. Şimdi başka bir konu. Bu gelinle damat Adnan Menderes'in oğlu ve gelini. İpek Kramer ve oğlu Mutlu Menderes. Mutlu Menderes 1 Mart 1978 tarihinde Aydın milletvekiliyken, Adalet Partisi Aydın milletvekiliyken bir trafik kazasında vefat etmiş. Biraz önce Atina Operası'nda oynadığı rolle ayakta alkışlandı dediğim Ayhan Alnar'la Adnan Menderes arasında Yaslarda davalarına yansıyan bir gönül hikayesi de var. Mart ayına tesadüf ettiği için ikisinden bahsetmiş oluyoruz. Ve 3 Mart 1925 tarihinde Cumhuriyetimiz daha 2 yaşında çok önemli bir Türk siyasi tarihine çıkmış, yansımış bir olayla Takrir-i Sükun Kanunu denilen kanun çıkarılıyor ve İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. İstiklal Mahkemelerinden birisinin duruşmasında alınmış eski bir fotoğraf görüyorsunuz, yargılananlar. Ve o gördüğünüz bina şimdi Haydarpaşa Lisesi diye şey yaptınız. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, yani tıp fakültesi. 1827'nin 14 Mart'ında kurulmuş. 2. Mahmut döneminde. İşte onun temel teşkil ettiği, sonradan tıp fakültesi adını alan okuldan da yetişen bir bestekarımız var. Alaaddin Yavaşça. Biraz önce bahsi geçen Adnan Menderes'in yakın çevresinde müzik yapmış birisi. Bir de İstiklal Mahkemeleri kuruldu dedik ya 1925'te. O mahkemelerde yargılanarak idama mahkum edilmiş Doktor Nazım. İlginç bir şey, Doktor Nazım ile Adnan Menderes, ikisi de devlet adamı, siyaset adamı. Aynı aileden kız almışlar, evlenmişler. İkisi de idam edilerek öldürüldü, siyasi sebeplerle. Bir üçüncü kişi daha var aynı aileden kız alıp idam edilerek öldürüldüler. Fatih Rüştü Zorlu, Menderes'in Dışişleri Bakanı. İlginç bir tevafuk mu denir artık, tesadüf mü denir? Şimdi bu daha önceki müzik imar takvimlerinde Mart ayına tesadüf edip gelmiş olanlar varsa anlatacağım hikayeyi tekrar dinlemiş oluyorlar. Ama birebir canlı şahidinden dinlediğim için bunu her seferinde de atlamadan tekrar etmek pahasına anlatıyorum. Alaaddin Yavaşça da dinlediğimiz bir şey. 1950 yıllar Demokrat Parti'nin zirvede olduğu dönemler. Demokrat Parti'nin 4 kurucusu Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Boğaziçi'nde bir yalıda İstanbul'un hatırı sayılı ailelerinden birinin evinde bir özel bir dost toplantısındalar. Müzik de olsun istiyorlar, Alaaddin Yavaşça'yı istiyorlar. Burada genç bir sanatçı. Okuyor Alaaddin Yavaşça, karşısında dinliyorlar güzelce. Bir ara name çalınırken sazlar tarafından Adnan Menderes'in kalkıp dışarı çıktığını fark ediyor Alaaddin Yavaşça. İçinden diyor ki, ya işte dinliyorsun, dinlesene. Bilen o çıkıyor ama başka bir boşlukta gene sazlar bir şey çalarken omuzuna bir elin dokunduğunu hissediyor. Bakıyor Adnan Menderes kulağına, doktorcum diyor, mahfuzatınızda Lemi Bey'in bu imtidalı Cevrek'in bahtın şitabı var, şarkısı bulunur mu diyor. Var efendim diyor. Tamam. Sonra yerine geçiyor, oturuyor. Programını bitiriyor Alaaddin Yavaşça. Bu sefer herkes duyacak şekilde. İlk defa soruyormuş gibi. Aynısını soruyor. Filanca şarkı var mı diyor. Var efendim diyor. Lütfederseniz diyor. Çok memnun oluruz. Yani eğer bilmiyorsa istemeyecek herkesin içinde, mahcup etmemek için. Önce bilip bilmediğini öğreniyor. Okuyor, tekrar okutturuyorlar, tekrar okutturuyorlar çünkü şarkının hikayesini oradaki herkes biliyor. Hikaye şu, Doktor Nazım Atatürk'ün gençlik arkadaşı. Beraber çok gün geçirmişler, ileriye doğru planlar yapmışlar filan. Ama bu istiklal mahkemeleri kurulduktan sonra bu İzmir suikast davası vardır, meşhur Atatürk'e girişilen suikast davası. Bir şekilde onu planlayanların içinde adı geçiyor. Yargılanıyor, ceberrutla bir mahkeme, hukuk filan tanımayan bir mahkeme. Yani aslında göstermelik. Hiç ona değdi, buna değmedi. Bir sürü insan asılıyor. Tabii onun da adının karıştığını duyunca rahatsız oluyor Atatürk. Onun idam edilmesi istemiyor, arkadaşı çünkü. Telgrafla Cumhurbaşkanı'nın onaylaması lazım idam kararlarını. Bir akşam sofradayken Başvekil İsmet Paşa önüne telgrafı getiriyor, isim listesinin altına imzaladığına dair bir ifadeyle açık ve telgraf gidecek, infazlar yapılacak. Eliyle itiyor, olmaz diyor Atatürk. İsmet Paşa, orada bulunanlardan nakledildiğine göre, zaaf göstermeyiniz paşam, bu devlet işidir diyor ve imzalattırıyor telgrafı. Sonra infazların yapıldığına dair ayrı bir telgraf geliyor. Nazım'ın son sözü ne oldu diye sorduruyor oraya. Vallahi mana veremedik ama bir şey söyledi. Söyleyin paşa o anlar demiş. Bu ruzigar bir mededin inkılabı var demiş ve sandalyeyi kendisi tekmelemiş. Onu duyar duymaz Atatürk ağlamaya başlıyor. Meğer işte bu bahsettiğimiz Rıza Aklı'nın şarkısının bu imtidalı Cevrek'in bahtın şitabı var. Mihnet medar olan feleğe intisabı var. Eyler nesim lütfu bize girdi bağdıgam. Bu rüzgar bir mededin inkılabı var. Nedim'in bir şiiridir. Çok önemli bir şiir. Limat'ta onu Uşak Bakanlığı beslemiş. Onlar gençliklerinde oturdukça bunu beraber söyleyip dertlenirlermiş, hüzünlenirlermiş. Meğer şarkı onun şeymiş, bundan sonra bu şarkıyı dinlemek istemiyorum diyor Atatürk. Ondan sonra bir daha hiç okunmamış o şarkı. Yasak gibi. O akşam ilk defa orada Alaaddin Yavaşça okuduktan sonra herkesin içinde Adnan Menderes demiş ki, doktorcuğum bunu lütfen bilmeyen arkadaşlarınıza da öğretin ve ilk radyo emisyonunuzda rica ediyorum okuyun, bana da haber verin, dinleyeceğim demiş. Ve hakikaten ertesi günlerdeki ilk radyo programında Alaaddin Bey'le uşak program yapıp canlı yayında okumuş, Başbakanlığa da haber vermiş. Haber verdim ama diyorum, haber ver dediği için koskoca başvekil vakit bulup da benim radyo programımı dinleyecek diyor. Ama program biter bitmez canlı yayın yapılıyor o sırada. Radyonun görevlisi koşmuş, başvekil telefonda sizi bekliyor Alaaddin Bey demiş. Koşmuş, aynen şu cümleleri, sesi hala kulağımdadır diye anlatmıştı Alaaddin Bey. Doktorcuğum, çok memnun oldum, çok mahzuz oldum. İki gözünden öperim, berhudava dedi diyor, vedalaştık diyor. Ve o günden sonra bu şarkı artık okunmaya, o şarkının makus tali böylece kırılmış oldu. Çok uzun konuştum ama önemli bir hatıra olduğu için. Şimdi Nedim'in şiirinden Nebi Atman'ın beslediği bu güzel uşak şarkıyı, hüzünlü bir hikayesi olan şarkıyı Yaprak Sayar, Ahmet Mete ile birlikte seslendirsin. Doktor Nazım, İstiklal Mahkemelerinin yargıları idama mahkum ettiği kişi, bir nevi bacanak, aynı aileden kızarmış olmakla Adnan Menderes'le. Sultan Mahmut döneminde kurulduğunu söylediğimiz Mektebi Tıbbiye Şahane'den mezun. Bu hatırayı anlatan Alaaddin Yavaşça, Adnan Menderes'in çevresinde bulunmuş ve bu şarkı ilk defa kendisine okutturulmuş. Bu da şarkının bestekarı Lemi Atlı. Dönemin Başbakanlığında Takvim Vekai'de çalıştığı yıllarda resmi yürütülen üniformasıyla. Takvim Vekai o zaman resmi gazetesi değerli müzikseverler. Şimdi başka bir konuya geldik. Yine dünya çapında yayılmış bir 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. 1857'nin 8 Mart'ında ilk çeşitli sebepler dayandırılıyor. Dünya Kadınlar Günü niye ilan edildi? İşte kadın işçilerin ezilmişliğine karşı yapılan mücadelelerde birkaç görüş var böyle. Her ne sebeple olursa olsun 8 Mart dünyada Kadınlar Günü olarak kabul görmüş. Günümüzde de devam ediyor. Osmanlı döneminde itibaren kadın hareketleri Türk toplumuna girmeye başlamış. Mesela başyazarı Nigar Hanım olan Kadınlık adlı bir dergi ilk defa Osmanlı toplumunda yayınlanmaya başlamış 1914 yılında 21 Mart'ta. Ve birçok kadın dergisi ve gazetesi, kadınlara mahsus gazeteler filan diye adlarla bir sürü basın organı var. 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk defa bir kadın ayak basmış. Atatürk'ün eşi Latife Hanım. İlk defa 1 Mart 1923 günkü oturuma izleyici olarak katıldığında ilk kadın girmiş olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. 18 Mart 1933'te Marsilya'da toplanan, Fransa'nın Marsilya şehrinde toplanan Uluslararası Kadın Kongresi'ne Türkiye'de çağrılmış ve Türkiye'den iki temsilci gitmiş. Lamia Tevfik ve Seniha Rauf Hanımlar. Türkiye'yi temsil etmişler o toplantıda. Kim bilir hangisi bu kalabalık grubun içinde o güne ait bir fotoğraf. Bu soldaki hanımefendi Türk basın tarihine geçmiş bir isim, bir gazeteci İffet Halim Oruz. İffet Halim Oruz'un Kadın Gazetesi yayınına başlamış 1 Mart 1947 tarihinde ve 1979 yılına kadar aralıksız 1125 sayı yayınlanmış bu gazete. Hep kadınlarla ilgili bu bölümdeki. Profesör Nusret Gökdoğan, şu hanım, 22 Mart 1954'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi dekanı olmuş ve Türkiye üniversite hayatında, öğrenim hayatında ilk kadın dekan olarak göreve başlamış 1954 yılında. 21 Mart 1956'da meclis kürsüsünde bir nutuk irade ederken gördünüz. İlk kadın milletvekillerimizden Satı Kadın. Satı Çırpan vefat etmiş 1956'da. 10'dan önce bir haber daha vereyim, onun resmini bulamadığım için koyamadım. 9 Mart 1957'de de Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran teğmen rütbesiyle orduya katılmış. Onun resmini bulamadım ne kadar öyleyse. Teğmen Sema Aran değil bu resmini gördüğünüz kişi. 1 Mart günü doğmuş olan Türk musikisinin günümüzdeki en önemli kadın seslerinden biri Güzin Değişmez. Kendisine nice yıllar, nice yaşlar dileyerek doğum gününü kutluyoruz. Huzurlarınızda ve kendisini sahneye davet ediyoruz. Güzin Değişmez, Bursa'nın yetiştirdiği önemli ses sanatçılarından biri. Bizim yakın arkadaşlığımız zannederim. Kaç sene olmuştur ya? 30'a yaklaşıyor. 30'a yaklaşıyor. O kardeş kuruluşlarla yıllarca görev yaptık. İstanbul Devlet Türk Müzik Topluluğu'nda, Necdet Eşer'in kurucusu oldu toplulukta. Biz de Devlet Türk Müzik Korosu'nda yer aldık. Ama ortak çok faaliyetimiz oldu. Bizim İstanbul Fasıl topluluğumuzu bilirsiniz. Onun ilk yıllardaki kadrosunun içinde Gücün Değişmez omurgalardan birisiydi. Değişmez kadrosunda yer almıştı. Her şey değişirdi, Güzin Değişmezdi. Dünyanın da altını üstüne getirdik. Kazablankalar, Rabatlar, Saraybosnalar, Parisler, Marsilyalar, Lyonlar. Yani gidip de Türk müziği okumadığımız yer kalmadı o yıllar içerisinde. Uzun aradan sonra bir kere daha bir araya gelmiş oluyoruz. Ve bize Dünya Kadınlar Yılı dolayısıyla bu kadar kadınlardan bahsettik. Çok önemli bir bestekarımız var. Kadın bestekarlarımızın en büyüklerinden biri. Genç kızlık resmini gördünüz. Nevesen Gökteş'in çok güzel bir şarkısını okuyacak. Hüsranla gönül hep inler. Ahmet Mete'nin eşliğinde Güzin Değişmez. Nice 25 yıllar diliyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mehmet Güntekin benim müzik hayatımda akran olmamıza rağmen, ben ondan birkaç yaş büyük olmama rağmen benim müzik hayatımda çok önemli bir isim. Dostluğunun yanı sıra İstanbul'daki ilk solo konserimi Cemal Reşit'in konser salonunda arkadaşım organize etmiştir. Ve benim solo yapabilme cesaretimi o başlatmıştır. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burayı yaşadığım herkese de kucak dolusu sevgiler. Gerçekten Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Efendim şimdi sırada tasavvuf dünyamızdan önemli bir isimle ilgili yıl dönümü var. Malatyalı var mı aranızda? Malatya. Malatya'da kimse yok mu? Malatya milletvekilimiz var, başkan vekili ama gelir mi? Ha, evet. Başka Malatya'da yok mu hiç? Bir tane görüyorum. Bir tanecik mi? Evet, şu anda burada yoklar demek istedim. Evet. Sivas desek bir süre kalkardı. Evet. Efendim, 16 Mart 1694 tarihi Niyazi Mısri Hazretleri'nin ölüm tarihi. Türk tasavvuf edebiyatının en büyük isimlerinden biri. Onun müthiş bir şiiri var. Bütün bir şiirler öyle de bir tanesini Refik Fersan, küçük resimde gördüğünüz Refik Fersan, rast makamında ve çengi harbi denilen bir usulle bestelenmiş. Çok müzisyenlerin tırnak içinde kendi aralarındaki tabirle kazık bir usul. Hatta notları görünce Ahmet abi gene mi bu eser dedi. Evet, gerçekten demir levlevi, çetin ceviz dedikleri cinsler. Şimdi bu güzel eseri, ya ilahi de diyemiyoruz esere, şarkı da diyemiyoruz. Olağanüstü bir şey, çok değişik. Bulan yüzünü, gören yüzünü, bir yüzü dahi görmek bilemez. Beytiyle başlıyor eser. İbrahim Suat Erbay ve Ahmet Mete Üstadımız. Bulan özünü, gören yüzünü, bir yüzü dahi görmek dilemez. Vuslatta olan hayrette kalan aklın giremez, kendini bulamaz. Vuslatta olan hayrette kalan aklın diremez, kendini bulamaz. Yar yar yar, hem şam seher odlara yanar, hem benzi solar, ağlar gülemez. Yar yar. Sadık ola gör, cehdeyle reyen menzil alamaz. Her şam-ı seher otlara yanar, hem benzi solar, ağlar gülemez. Mestun olalı, mecnun olalı, bu Mısri dahi akla gelemez. Mestun olalı, mecnun olalı, bu Mısri dahi akla gelemez. Efendim 5 Mart 1836 tarihinde bu adamın adı Samuel Colt. Colt. Onun adı bir silahın markası. Kalaşnikov gibi. Kalaşnikov meşhur silah, onu yapan adamın adıyla anılıyor biliyorsunuz. Bu da Samuel Colt. 1836 yılının 5 Mart'ında ilk 34 kalibre revolverin seri üretimine başlamış. Ve onun adıyla da yıllar yılı Colt marka silahlar. Bunun müzikle ne alakası olur? Tabii var bir alakası. Bizim İstanbul folkloruna girmiş bir türkü var. Çok güzel bir türkü. Tam İstanbul folkloruna ait bir türkü. Yemenimin oyası, amanın aman, rengi de rengine. Kör olası annem vermedi beni dengi de dengime. Lüver ver mi sıkayım kendi kendime? Lüver ver dedi, revolver ver. Toplu tabanca. Lüver ver diyor ama halk ağzıyla. Ölüyorum dostlar, yanıyorum dostlar, bana bir hal oldu. Ben yarimden ayrılalı, gül benzim soldu diye. Sonra ikinci kuplesinde Türkiye'nin Aksaray'dan inişim aman mürver ağacı. Aksaray'dan inerken demek ki mürver ağaçları varmış. Bitki dokusunu bile Türklerin sözlerinden tasvir etmiş, evet. Bir panoramik bir şey gibi sanki. Şimdi bu güzel İstanbul türküsünü Yaprak Sayar seslendirecek Ahmet Mete ile birlikte. Bu büyük resimde gördüğünüz sarımtırak resimde Tamburi Mahmud Aziz Bey vefat etmiş. Tamburi Ali Efendi'nin oğlu kendisi. Mülkiye mezunu. Tamburi Cemil Bey'in sınıf arkadaşı Mülkiye'de. Bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi dediğimiz okulda. Sonraki yıllarda bir memuriyet, önemli bir memuriyet görevindeymiş ama Osmanlı'nın son dönemlerinde toplu halde işten çıkarmalar başlayınca işsiz kalmış. Çok iyi yetişmiş bir müzisyen ve devlet adamı aslında. Ama o işsizlik, güçsüzlük sırasında fakir zarar içerisinde açlıktan ölmüş kendisi. Çok büyük bir isim, babası. Ona rağmen sarayda görev yapmış biri. Açlıktan ölmüş bir adam. Tarihe öyle geçmiş. Bu resim de, temsili resim de Mülkiye yıllığından alındı. Ali Çankaya'nın Mülkiye yıllığı vardır. Ciltler dolusu. En başından itibaren, ilk kurulduğu yıllardan itibaren Mülkiye'den mezun olanların hayat hikayeleri vardır içinde. 80'li yılların başına kadar. Heykeli dikilecek bir adam o Ali Çankaya. Müthiş çalışma. Zehir zemberek sözler doludur içinde. Mesela birinin yerini açmış, okul kayıtlarına göre gittiği için, sıraladığı için okul numarası, ismi, resmi ve biyografisi var. Başka dallarla ilgilenmişse onlardan örnekler var. Mesela bestekarsa notalarını yayınlıyor. Ressamsa resimlerini basmış. Diyor ki bu zata diyor 5 kere diyor mektup yazılma rağmen diyor tenezzülen diyor dönüp bir kere cevap vermedi diyor. Bir kat dua etmedi tabii yani. Kendine has bir üslupla. Rahmetli anıyorsam Tamburi Ali Efendi ama oğlu hazin bir şekilde vefat etmiş olan oğlunu. Bu bestekarımız Basmacızade Abdi Efendi. Kapalı Çarşı'da basmacı esnafı olan bir babanın çocuğu. Onun dükkanında çıraklık yaparak yetişmiş. Sonradan sesinin güzelliğiyle saraydaki önemli sanat görevlerine kadar yükselmiş değerli bir bestecimiz. Şimdi ikisini de rahmetle anıyor. 1851 yılının 18 Mart'ında kaybettiğimiz Abdi Efendi Rast makamından bir şarkısını İbrahim Suat Erbay'ın sesinden dinleyerek anlıyoruz. Sevdim yine bir mevzu var. Ol mehli kal. 1939 çok genç yaşta Türk ses tarihinin, müzik tarihimizin en büyük ses yıldızlarından biri. Deniz Kızı Eftelya vefat etmiş. İnce hastalıkta. O zamanlar ince hastalıkta geliyor, veremem. Tam 30 yıl 3 gün önce de, 30 yıl birkaç gün öncesi, 11 Mart 1969'da da hemen yanında gördünüz, o zamanlar evliler. Kemani ve bestekar Sadi Yeşilay vefat etmiş. Aynı ay, aynı günlerde hemen ama 30 yıl daha fazla yaşamış Sadi Bey. Hep tersi olur ama beyleri gönderirler önceden. Burada tersi olmuş. Deniz Kızı Eftelya önceden maalesef. Deniz Kızı denmesinin sebebi Necmettin Molla İstanbul'da çalışan vapurların başında, o vapurları işleten şirketin başında yönetim kurulu başkanı bir reklam kampanyası düşünüyor. Demek ki torunu Betül Mardin'e oradan geçti bu şeyler, yenilik fikirleri filan, genetik demek ki ailede. O zamanı düşünün, bakın daha Cumhuriyet öncesi Osmanlı dönemi. Boğaz'a sefer yapan vapurların arkasında bir sal benzeri bir şey bağlayıp ağır ağır gitsin vapurlar diyor. Bir saz heyeti oturacak arkada ve Eftelya yanında oradan şarkı söyleyecek. Yaprak gibi böyle. Boğaz'daki yakasından da dinleyecekler. Ve bunu hayata geçiriyor. Hiç kimsenin tanımadığı bir genç kız, Eftelya diye bir genç kız şarkı söylüyor. Bütün insanlar kıyılara hücum ediyor. Böyle kalabalık mahşer. Deniz Kızı geçiyor, Deniz Kızı geçiyor diye. İşte o adı oradan Deniz Kızı Eftelya kalıyor. Kocasından, Sadi Sıla'dan çok değerli şarkılar, eserler var tabii. Ondan da bir eser çaldırabildik ama Deniz Kızı Eftelya için bestelenmiş Aleko Bacanos'un bir şarkısı var. Eftelya'nın Rum kendisi. Aleko Bacanos da Rum. Eftelya'ya hitaben bir şarkı bestelemiş. Meşhur bir Acem Aşiran şarkı. Gel ey denizim nazlı kızı, monşu şerabe diye başlıyor şarkı. Yaprak Sayar sesinden. Sondan bir önceki eser olarak bu eseri dinliyoruz. Biraz önce operadan da bahsetmiştik biliyorsunuz. Dünyadaki önemli operaların ilk temsillerinden bahsetmiştik. Yani onun yerini dokunmuş oldu. Evet. Şimdi programımızın son konusuna geldik değerli müzikseverler. Bu da resmi atlatmayı unuttum şarkıya dalıp. Eserin bestekarı Aleko Bacanos, Yorgo Bacanos'un abisi, kemençeci Aleko Bacanos. Bu gördüğünüz resimlerin hepsi değerli müzikseverler, daha önce bu değil tabii. Orijinal fotoğraflardır. Yani bir yerden taranmış değil, orijinal fotoğraflar. Efendim 1 Mart 1811'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi, bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Kavalalı hanedanının büyük ismi, Memlukları görüşme bahanesiyle Kahire Sarayı'na davet etmiş ve orada hepsini imha ederek tarihten silmiş. 1811 tarihinde imha etmiş. Memluklar diye bir şey kalmamış orada. Bu da onu gösteren bir temsili şey, o imha hareketini. Kavalalı Prens Abdülhalim Paşa, aynı aileden gelen yönetici, Kahire'de dünyaya gelmiş 1 Mart günü, 25 Mart 1830'da. Mısır valisi İsmail Paşa, şimdi gördüğünüz bu, 2 Mart 1895'te vefat etmiş. Kavalalı hanedanına hep Mısır valiliği verilen, eyaleti mümtaz eden birisi Mısır, özel şartları olan, kuralları olan, bize bağlı ama iç işlerinde bağımsız gibi bir yapısı var. Kavalalı hanedanından gene bakın bu Prens Said Halim Paşa, başbakanlık döneminde bulunmuş Osmanlı Devleti, son dönemin başbakanlarından. Yanında gördüğünüz eli cebindeki zarf da Münir Nurettin'in de hocası olan çok önemli bir bestekarımız, müzik adamımız, Suudi'miz Ali Rıza Çağatay. Yanındaki karısı Prenses Zehra. Niye prenses? Said Halim Paşa'nın kız kardeşi çünkü. Atladım dedim, programın başındaki fotoğraf vardı. Onları paranteze aldık, anlatacağız. Ali Rıza Çağatay'da dediğimiz gibi Osmanlı'nın son döneminin başbakanlarından Said Halim Paşa'nın, bu Yeniköy'de yalı vardır ya meşhur, şimdi restoran olarak kullanıyor, birkaç defa yandı filan, onun eniştesi oluyor. Kavalalı hanedanını gösteren bir şecere tablosu. Şimdi geliyoruz Cumhuriyet'in ilk yıllarına, hatta ilan edilmeden bir süre önce. 1 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı Meclis'te ilk kez şiir olarak Hamdullah Sulu Bey tarafından okunarak ayakta alkışlandı. Ve hemen birkaç gün sonra, 11 gün sonra 12 Mart 1921'de de meclisteki oturumda Milli Marşı sözleri olarak kabul edildi. Hamdullah Sulu'nun defalarca okuduğu Mehmet Akif Ersoy'a ait meşhur İstiklal Marşımız. 13 Mart 1952'de bu zat Ömer Rıza Doğru vefat etti. İstiklal Marşı'nın şairi kim? Mehmet Akif. Onun damadı olan din tarihçisi Ömer Rıza Doğru vefat etti. 11 Mart 1964'te de bu gördüğünüz zat Edgar Manas vefat etti. Hüseyin Saadettin Ali, Armoni, kontrpuan ve Türk hocası olan Batı müziği mensubu bir isim, bir hoca. Bugün kullandığımız İstiklal Marşı'nın, Osman Zeki Üngüray'ın İstiklal Marşı'nın orkestrasyonunu yapan Ermeni tebasından müzik adamımız Edgar Manas. İstiklal Marşı'nın orkestrasyonu ona aittir. Ve tabii 18 Mart 1915 Büyük Çanakkale Zeferi'nde yıl dönümü. Kavalalı hanedanından geldik. Bağlantı Ali Rıza Çağatay hanedanın damadıydı dedik. Prenses Zehra ile evli olduğu için. Bizim bugün kullandığımız Edgar Manas'ın biraz önce resmini gördüğünüz Ermeni müzisyenin orkestrasyonunu yaptığı ve bugün okuduğumuz İstiklal Marşı'ndan önce ilk kabul edilen marşımızın bestekarı İşte o Kavalalı Hanedanı damadımız Ali Rıfat Çağatay. Acem Aşiran makamında. Ne demek Acem Aşiran makamı? İşte bir ses dizisi. Biraz önce Yaprağın okuduğu Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı şarkısının makamı. Ondan bir marş bestelemiş. 55 tane beste yapılmış böyle çeşitli besteciler tarafından. Yarışmaya gönderilmiş. O 55 taneden bir tanesi seçilmiş. Ali Rıfat Çağatay'ın şimdi biraz sonra arkadaşlarımız seslendireceğim marş. 5 yıl kullanılmış. Ama sonradan ya bu çok Alaturka, Türk müziği, Doğu müziği nameleri çağrıştırıyor. Biz bunu kaldıralım. Yerine Avrupa'ya entegre olacağız. Ona uygun, çok sesli bir şey yapalım diyorlar. İşte o arada Osman Zeki Ünger'in bestelediği bir melodi varmış. Aslında enstrümantal müzik o. Sözleri ona adapte etmeye çalışarak önceden bestelenmiş müziğe bugünkü marşımız ortaya çıkmış. Onun için bazı anlamsız hece bölümleri, Türkçe'ye aykırı tarafları var bunun, biliyorsunuz. Şimdi programımızın son eseri olarak İstiklal Marşı'nda kabulünün yıl dönümü. Orkestrasyonu yapan adam bile Mart ayına tesadüf ediyor. Ali Rıfat Çağatay'ın marşı bestecisi. Çanakkale Zaferi üzerine de Ali Rıfat Çağatay'ın bestelediği Mehmet Akif'ten birçok şey vardır. Şimdi hem de Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmeten, ismi geçen herkesin hatıralarına hürmeten Acem Aşiran makamındaki İstiklal Marşı'nı ilk yayınlandığı zaman Ali Rıfat Bey'in milli marş olarak kabul edildi ya resmen mecliste. O zaman yayınlanan nota kapağı, daha harf devrimi yapılmamış. Mehmet Akif'in şiiri, yazarının, şairinin son hastalık günleri, Mısır apartmanında alınmış fotoğraf. Bu da bestekar Ali Rıfat Çağatay. Acem Aşiran makamı İstiklal Marşı. Müzik ezberinde varsa gel beraber okuyalım bu marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde küpenin solacak, solacak.